Müşriklerin genel tavrı şöyle, Sat suresindeki gibi, bu Kur'an'ı aramızda ona mı indirdi diye sorarlarmış. Bunca şey varken, kişi varken ona mı indirdi diye sorarlarmış. Çünkü Allah'ın hür iradesinin olduğunu kabul etmiyor yani. Yani Yahudiler o zamanın şartlarında, Peygamber Efendimizin ilk peygamber olduğu zaman, baktığımız zaman Yahudilere, Yahudiler şunu diyordu: yani Allah bizden bir peygamber gönderecek. Evet. Başkasını kabul et, yani onlar gelse kabul edeceğiz diyorlardı, ama Yahudiler özellikle, değil mi? Son peygamber gelecektir ve biz ona itaat edeceğiz diyorlardı. Evet. Ama onlar kendileri Allah'a bir şey diyor. Yani diyor ki sen karar veremezsin. Biz kararı zaten verdik. Yani bizden olacak. Başka türlü olmaz. Derken Mevla Teala Peygamber Efendimiz'i peygamber yapıyor ve ilk karşı çıkanlar da bu Yahudiler oluyor. İşte ne diyor? Aramızda onca insanın arasında göndere göndere buna mı gönderdi? Evet. Bir de bir takım daha var. Müşrik tayfası. Bunlar da istiyor ki bu bir Allah'ın elçisi ise, bu özel bir varlıksa, bu biz gibi olmaması lazım. Bu bir olağanüstü melek gibi, böyle nurani, insan dışı bir varlık olması gerektiğini söylüyorlar, ama Peygamber Efendimiz onlar gibi bir insandı beşer bakımından ve öyle olmasını da biraz düşündüğü zaman, insanın, peygamberin insan olmasını düşündüğü zaman gayet mantıklı ve Evet. makul bir açıklaması da vardır hocam.